Yine birinci bölümde hatırlattığımız gibi gerçekleşecek çok önemli bir ihale var. İhaleyle birlikte alınan çok değerli bir ödül var. Aynı zamanda yine dünyada ve Türkiye'de ilk olan İzmir'in yine öncülüğünde gerçekleşen araç takip sistemiyle ilgili gelişmeler nasıl? Tüm bunlardan bahsedeceğiz ama onun öncesinde mutlu sabahlar diliyoruz. Hoş geldiniz başkanım. Hayırlı sabahlar efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii program başlamadan önce Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Türkiye'de Türkiye'yi parçalamaya çalışan, Türkiye'ye olumsuzluklar yaşatmaya çalışan bir takım kesimler var. Öncelikle bu terörü lanetliyoruz. Türkiye'nin bir bütün olduğunu, böldürtmeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelere de sabır diliyoruz. Ve artık birlik bütünlük zamanı olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Safları biraz sıklaştırmamız lazım ve araya şeytan sokmamamız lazım. Bunlara Türkiye'nin bir bütün olduğunu ve böldürtmeyeceğimizi tekrar ifade ederek programa başlamak istiyorum. Evet. İfade ettiğiniz gibi önümüzde bir süreç var. Bu süreç bir S plaka 300 adet belediyenin açmış olduğu ihale var. Biz öncelikle şunu belirtmek isterim ki biz bu ihaleye karşı çıktık. Ama tabii yasa mevzuat gereği bu konuda tek yetkili birim belediye. Yıllardır devam eden bir mücadele süreciniz de var aynı zamanda başkanım bu konuyla ilgili olarak. Bu gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Servisçileri nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz memlekette böyle kişiler üzerine prim yapmak için yüklenen kişiler var. İlimizde 28 tane şoför odası var. Yıllardır bir takım gruplar beni eleştirmek bağlılığıyla, maksadıyla, aklı sıra beni biraz yıpratmak için işte bir takım çalışmalar yapıyorlar değişik adlar altında. Burada bunlar devam edecektir. Hayatın gerçeği. Dünya var olduğu sürece de eskiden de vardı, şimdi de var. Daha sonra olmaya da olacak. Olmaya devam edecek. Olmaya devam edecek. Programın da başında söylediğim gibi safları sıklaştıracağız. Şeytanları araya sokmayacağız. Biz hiç kimseye bu konuda fırsat vermeyiz. Türkiye'de bugün eğer servis taşımacılığı varsa isteyenle istediği programda tartışabilirim. Türkiye'de ilk defa servis aracılığına tahtit çalışması İzmir'de oldu. Ve eğer İzmir'inde biz bunu başarmasaydık, gerçekleştirmeseydik şu anda Türkiye'de iddialı altını üstünü çizerek söylemek istiyorum. Servis plakası diye bir şey olmayacaktı. Tabi buraya tırnaklarımızla geldik. Bazı kesimlerce bazılarının tetikçiliğini yapan, bilhassa bu plaka alım satım işlerinde biz bu ne diyeyim aracı komisyoncular bu esnafın sırtından bir takım kazanç sağlayan kesimlere hiçbir zaman bugüne kadar fırsat vermedik. Tabi bunlar perde arkasından bazı kişileri sözde bizle beraber olduğunu lanse edip bazı kesimleri karşımıza çıkartmaya çalıştılar. Olacak bunlar. Bunlar da büyük bir hoş geride. Ne bileyim gülerek karşılıyoruz. Evet. Önemli değil. İfade ettiğim gibi bizim İzmir ilinde servis aracının yeterli olduğunu biz ilgili birimlere ilettik. Eğer bir şey yapılacaksa burada en önemli hususun servis saatlerinde yani okul servis araçları, personel servis araçları arasındaki saat dilimindeki İzmir Emniyeti'yle beraber yaptığımız çalışmadaki o sürecin makasının ayrılmasını yani 7-3-11 olan personel taşımacılığındakinin 6-14-20 olması yani personel servis aracıyla taşımacılık yapılan personel taşımacılığıyla okul servis taşımacılığının saatlerinin çakışmasından kaynaklandığını bu makasın ayrılırsa esnafa ikinci bir arabanın ikinci bir iş yapma imkanının çıkacağını bununla beraber o fix saatlerde biliyorsunuz bütün büyük şehirlerde trafikteki yoğunluğun azalacağını ifade ettik. Ancak daha önce belediyenin almış olduğu, daha önceki ulaşım master planına göre 1000 araçlık bir ilave olayı vardı. 700 aracı bildiğiniz gibi bir ihale dağıttı. Şu anda da o ihale mahkemede devam ediyor. Sonuçlanmadı. Danıştay'dan onun kararını bekliyoruz. Bununla beraber o geriye kalan 300 adet plakanın ihalesini yaptı. Ancak burada ben özellikle altını çizmek istiyorum. İzmir Esnaf Birliği Başkanı Sayın Zekeriya Mutlu'nun da katkılarıyla şu anda belediyenin emniyetle çok iyi bir diyalogumuz var. Bu diyalog çerçevesinde 86-15 sayılı Bakanlar Kurulu kararında fiilen çalışmakta olan şoför esnafın hak ve menfaatlerinin korunacağı ve piyasadaki reel fiyatların baz alınıp kriterlerde
tamamen fiilen çalışmakta olan şoför esnafın da haklarının korunduğu bir ihale süreci yaşıyoruz. Burada piyasa şartlarına göre fiyat belirlendi. 174.980 lira, yuvarlarsak 175 bin lira. Ben buradan da eğer ihaleye girecek olan arkadaşlar varsa odamıza müracaat etmelerini özellikle burada belirtmek istiyorum. İlimizde 28 tane şoför odası var. Her nedense her şeye herkes sahip çıkıyor ama herhangi bir olumsuzluk yaratmaya olumsuzluk da yok ama olumsuzluk olduğu zaman da tek vurun abalaya dedikleri şahıs biziz. Neyse bunları da hoşgörüyle karşılıyoruz. Tabii büyük oda olmanın getirdiği bir takım sıkıntılar da olacak. Bazı insanlar işte çabuk ne bileyim şöhrete ulaşmak, kendinin reklamını yapmak açısından tabii ki ne bileyim bizlere ufak tefek satışmalar olacak. Bu da demokrasinin gereği diyoruz. Saygıyla karşılıyoruz. Ama burada en önemli unsurun edep ve haya olduğunu söylüyorum. İnsanı insana yapan en önemli faktörlerden birisi edep ve haya. Bu konuda da yani edepsizleşmenin hiçbir anlamının olmadığını, yani gerçeği yansıtmayan, tamamen hayal ürünü olan, tamamen Türkiye'de ilkleri yaptığımızın sıkıntısını yaşayan ve bundan rahatsız olan bir kesim oluyor her zaman. Bugüne kadar dediğim gibi programda da başında işte eskiden de vardı, şimdi de var, daha sonra da olacak. Ama bizim en büyük özelliğimiz şu, bizim mantalitemiz her zaman esnafın ekmeğini bir dilim fazlalaştırmak. Bizim S plaka konusunda biz onu bir sosyal güvence, istikbalimiz olarak görüyoruz. Ve şunu özellikle belirtmek istiyorum ki Türkiye'nin biz geleceğini taşıyoruz. Bu konuda yani bir tabir var. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ve yaptığımız çalışmalarda her zaman Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdik. Ben özellikle bu ihale konusunda da bu cuma gününün son gün olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. İhale tarihi 5 Mayıs bu arada. İhale tarihi 5 Mayıs olur. Ama 25 Mart tarihine kadar arkadaşlarımızın dosyalarını tamamlayıp belediyeye vermeleri gerekiyor. Daha sonra 25 Nisan tarihinde de İhaleye girmeye hak kazananların listesi açıklanacak. O 175 bin haricinde farklı bir takım kriterler var mıdır ihaleye katılacaklar konusunda? Tabii orada ihalede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin UKAME'nin almış olduğu karar doğrultusunda da ilk defa bizim okulda yetkili yasa gereği katılamıyoruz. Yetkili biz değiliz. Ancak UKAME Genel Kurulu'yla bizi de ihale komisyonuna dahil etti. Bu da bizim bir iyi diyaloğumuzun bir göstergesi diye söyleyebilirim. Ben buradan özellikle işte ifade ettiğim gibi bu konuda bize katkı koyan ve her zaman yanımızda olan İzmir Esnaf Birliği Başkanı Sayın Zekeriya Mutlu'ya çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'na, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya'ya çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir koordinasyon, çok iyi bir diyalog var. Lafın başında da ifade ettiğim gibi biz fiilen çalışmakta olan şoför esnafın hak ve menfaatlerini koruduk. Evet. Ve bu konuda 5 sene İzmir'de oturma zorunluluğu olacak şekilde bir kıstas getirildi. Arkadaşlar odamızın web sayfasında da diğer konularda ilgili eksikleri veya öğrenmek istedikleri bilgileri alabilirler. Sizin de ifade ettiğiniz gibi elinizde evet, gösterdiğiniz olay. Bu arada biz hemen kutlayalım başkanım Radyo Ege ve Ege Televizyonu ailesi olarak. Sizin şahsınız özelinde sizinle birlikte bu mücadele sürecinde yoğun emek sarf eden çok önemli insanlar var tabii ki. Emniyet Müdürlüğü'nün yine vermiş olduğu Emniyet Teşkilatı'na katkılarınızdan dolayı bir ödül var. Bizler de bir kez daha kutluyoruz. Bunlar gerçekten çok kıymetli şeyler, çok önemli şeyler. Çıktılarına baktığımızda az önce aktarmış olduğunuz o mücadele süreci de var şüphesiz. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun inşallah. Bunun çıktısını biraz yorumlamak gerekirse. Şimdi biz İzmir'deki bütün kamu kurumlarıyla çok iyi bir diyalogumuz var. İzmir Emniyeti'ne de geçtiğimiz süreç içerisinde maddi manevi katkılarda bulunduk. Çünkü bizim servis taşımacılığında yalnız ilimizde değil, Türkiye genelinde en büyük sorunlardan birisi korsan taşımacılık. Hı hı. Bu korsan taşımacılıkta da sağ olsunlar
Bunu her zaman programlarımda gerek yazılı gerekse görsel basındaki programlarımda hep ifade etmeye çalıştım. Bunu hep birlikte başaracağız diyoruz. Burada hep arkadaşlarımıza diyoruz ki bu konuda işte emniyetin 155 bir ihbar hattı var. Bu konuda emniyet sağ olsun koyduğumuz maddi ve manevi katkının karşılığında böyle bir plaketle bizi ödüllendirdi. İşte ayrıca 5 tane sivil ekibimiz var. 155'e vermiş olduğunuz ihbarlar veya odamıza vermiş olduğunuz ihbarlar veya web sayfamıza vermiş olduğunuz ihbarları biz anında iletiyoruz. Bize de iletmelerine de gerek yok. Aynı zamanda bütün vatandaşlar, yani hiçbir ayrım yapılmaksızın 155'i aradıkları zaman öğrenci servis taşımacılığı veya da okul servis taşımacılığı, personel servis taşımacılığı, korsan taşımacılık tabir ettiğimiz bütün bu ihbarları anında değerlendiriyorlar. Ben özellikle burada herkese de bu konuda bu korsanı birlikte aşacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. İşte yaptığımız o iyi çalışma karşılığında İzmir'de yalnız tarafımıza ve İzmir Şoförler Odası'na ve İzmir'de 28 oda var bakın. Bir bize İzmir Otobüs ve Servis Araçları Odası'na, bir İzmir Şoförler Odası'na, bir de Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu Başkanımıza verdiler. Yani burada siz de haklı gururunu var. Yaşıyorsunuz tabii. Bunu da haklı gururunu yaşayacağız. Yani burada şunu da ifade etmek isterim ki şu yaşanan bu süreci de benim şeyimde mantalitemde şu vardır. Özellikle şunu belirtmek isterim. Şu 300 plakayı ihalesi de bir nevi engelleyemedik. Yasa mevzuat ve burada kriterler her zaman esnaf lehine olmuyordu. Bu da toplantıda bu kamu kurumunda biz de kurul üyesi aldıklarından, ihale komisyonunu aldıklarından dolayı bütün UKM'de katılan katılımcılara, UKM'deki belediye yetkililerine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Esnafın hak ve menfaatleri korundu. Çünkü piyasada maalesef bazı bu işi bir rant kapısı yapan art niyetli bir kesimler vardı. İstedikleri gibi plakaları indirip istedikleri gibi bindiriyorlardı. Şimdi artık fiyat da artık tescillenmiş olacak. Artık bundan sonra kimse S plakamızda oynayamayacak ve artık bunun bir fix, gerçek, nominal bir değeri piyasaya çıkmış olacak. Bu da bizim için yani liderlik şudur. Belki rüzgarı engelleyemezsin ama rüzgarı lehine kullanabilirsin. Ve bizim için de hayırlı olacak diye düşünüyorum. Bugün ben buraya apar topar geldim. Dün de sizle görüşmüştük. Evet, ayağınızın tozuyla Ankara'daydınız. Ankara'daydım. Dün Sayın Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret ettik. İşte ben aynı zamanda Türkiye Karayolu Yolcu Taşıma Meclisi'ndeki Türkiye'deki tek şoför oda başkanıyım. Bu 2023 vizyonu için biz ulaşımda 2023 vizyonu için geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir toplantı yapmıştık. Orada da esnafın gerek ilimizde gerek Türkiye genelinde o Türkiye Karayolu Yolcu Taşıma Meclisi'ndeki tek oda başkanı ve İzmir'in tek temsilcisi olarak sorunlarımızı, genel sorunları anlattık. Bu genel sorunları eğer bir kısaca başlıklar şeklinde söylersek, bizim etüt araçları ve okul adına kayıtlı araçlar var. Bunlardan bir sıkıntı çekiyoruz. Bununla beraber okul servis araçlarındaki 12 yaş uygulamasının İzmir Türkiye için lüks olduğunu söylüyoruz. Bu araçlarda uygunluk belgesi ve güzergah izin belgesini bizde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığımız o ideolog çerçevesinde artık belediye ruhsatı, güzergah izin belgesi ayrı ayrı verilmeyecek. Tek bir belge olarak verilecek. O konuda Türkiye'deki yaşanan sıkıntıları anlattık. İzmir'deki uygulamada bunu açtığımızı ifade ettik. Ve araç uygunluk belgesi olarak her yıl bu araç uygunluk belgesi için görüntüye giriyorduk. Bunu 2 yılda bir artık önümüzdeki seneden itibaren yapacağız. Sonra B sınıfında 7 yıl, E sınıfında 5 yıl ve 26 yaş uygulamasını, rehber personelde 22 yaş ve lise mezunu uygulamasının getirdiği sıkıntıları anlattık. Bu konuda tekrar SRC